Evet hocam, bu da aslında çoğu kişinin merak ettiği sorulardan biri bence. Hipnoz mümkün müdür? Nasıl yapılır ve aslında nedir? Hipnoz. Antik Yunan uyku tanrısının isminden gelen hipnoz diye böyle resmi bir giriş yapmayayım. Hipnoz herkesin, hemen hemen herkesin defaatle içine girip çıktığı bir zihin durumunun adıdır aslında. Hipnoz uykudan gelse de ismi, uykuyla alakası olmayan bir aşırı konsantrasyon ve yoğunlaşma durumudur. O kadar dikkat belli bir noktaya yoğunlaşır ki insanlar dikkatlerini yoğunlaştırdıkları o kişiden, yani burada durum hipnotizörse eğer, hipnoz yapan hipnoterapistse, ona o kadar konsantre olurlar ki ondan gelecek bütün telkinlere normalden çok daha açık hale gelirler. Hipnoz yapan kişi, mesela tıbbi hipnozdan bahsediyoruz tabii ki, hipnoterapist sadece bir yol göstericidir. Herkes hipnoza kendisi girer. Kimse sizi ya da bir başkasını hipnoza sokamaz. Hipnoz kendi zihninizde yaptığınız bir takım aşamalı işlemler sonucunda geçtiğiniz bir zihin durumudur. Ve bunun için hipnotizörler size yardım ederler. Hipnoterapistler size adım adım yol gösterirler. Ve sizden tek istedikleri onların direktiflerine uymanız, kendinizi teslim etmenizdir. Burada tabii işte güven ilişkisi, kendinize ilişkin algılarınız vesaire, işte ortam, her şey çok önemli. Ama araba kullanırken girdiğimiz zihin durumu, çok sevdiğimiz bir kitabı okurken girdiğimiz zihin durumu, böyle işte sürükleyici bir film izlerken girdiğimiz zihin durumu hipnotik zihin durumu diye bilinir. Bunlar değişik düzeylerde hipnotik translardır aslında. Bu sayede zamanın nasıl geçtiğini anlamayız. Bir şekilde o kurgusal olduğunu bildiğimiz filmdeki acı olaylara üzülüp işte güzel olaylara sevinebilir hale geliriz. Bu hipnotik hal bizim bir şeye konsantre olmamızı sağlıyor. Çok fazla efsanenin gezdiği ve maalesef üzerine işte özellikle 1920'li 40'lı yıllar bandında yapılan animal magnetizm falan filan gibi söylencelerin de etkisiyle etrafında böyle çok da haklı olmayan ya da temeli olmayan bazı hurafeler birikmiş hipnozun. Bir insanın hipnoza girip de çıkamaması diye bir şey söz konusu değildir. Hipnoz ancak ehil ellerde hipnoterapistler tarafından uygulanması gereken tıbbi bir tekniktir. Özellikle derin hipnoz çalışmaları yapılacak ise psikozları olan, psikopatik özellikleri olan kişilere, epilepsi olan insanlara bu tip uygulamaların yapılmaması gerekir. Çünkü özellikle psikozları, yani sanrıları çok daha kötüleştirebilir. Şizofreni durumlarında asla hipnotik uygulama yapılmaması gerekir. Çünkü zaten orada devrelerin çalışmasında bir problem olduğu için o aşırı konsantrasyon insanları gerçek dünyadan daha da fazla kopartabilir. Dolayısıyla hipnoz terkine çok aşırı açık olduğumuz bir dikkat hali dedik. Peki neden kullanıyoruz bunu? Şimdi mesela bir insanın karşısına geçip uzun uzun ya şu alışkanlığını bırak, şöyle kötüdür, böyle kötüdür, şudur budur diye anlatabilirsiniz. Bu anlattığınız şey genellikle bizim entelektüel beyin bölümümüz, üst beyin kabuğumuzda değerlendirilir, anlaşılır, okeylenir. Fakat davranış değişikliği yaratması için bu tip şeylerin duygusal beynimize etki edebilmesi ve duygusal beynimiz esas yönetici olduğu için oradaki devreleri dönüştürmesi gerekir. Mesela bir insana 1000 kere sigarayı bırak dersiniz olmaz, ama bir ağır hastalık geçirmişse küt diye bırakır. Niye? Ağır hastalık, ölüm tehlikesi, ölüm tehlikesi ciddi duygusal bir travma. Duygusal travma devrelerin değişmesi, devrelerin değişmesi de davranışın değişmesini getirir. Hipnoz bu işi entelektüel düzeyle duygusal sistem arasında kritik faktör dediğimiz bir bariyeri kırarak yapar. Bu kritik faktör dediğimiz kısım hipnozda işte belki görmüşsünüzdür ya da hipnotik seansa katılmışsınızdır. Hipnoz seansına işte gözleri açıp kapamalar, elleri tutup bırakmalar falan gibi bir takım aşamalarla, ki bunlara indüksiyon denir, aşılmaya çalışılan bir aşamadır. Orası geçildikten sonra, yani duygusal zihne doğrudan telkin ulaştırılabilir hale gelindiğinde ise insanlar verilen telkinleri çok daha derinlikli olarak algılayıp yapabiliyorlar. Bu nedenle hipnoterapi potansiyeli çok geniş, usta ellerde çok fayda verebilecek, hani çok daha fazla geliştirilmesi gereken bir teknik. Çok yakında muhtemelen dijital cihazlarla, işte beyin dalgası falan ölçüm araçlarıyla vesaire desteklenmiş mobil ya da taşınabilir hipnotik cihazların çıkacağını ben çoktandır söylüyorum, muhakkak bunlar olacak. Tabii ki bunları yapmak için insan beyni, zihnini çok daha iyi tanımamız, bu konuda bayağı mesafe almamız lazım. Risksiz ve insanların hayatında işe yarayacak böyle teknolojilerin gelişmesi zaten bu devrin en önemli araştırma alanı olan nöroteknolojinin de en başta gelen konularından bir tanesi. Usta hipnoterapistlerin hipnoz altında diş çektikleri, ameliyat yaptıkları,
Ben bir takım travmatik ve kurtulunamayan olaylarla ilgili anıların etkilerini hafiflettiklerini falan duymuşsunuzdur. Evet, bu tip terapiler çok yapılıyor. Çok işe yarayanlar da var. Ben yapmıyorum. Ben hipnoz yapmayı biliyorum ama benim uyguladığım bir şey değil. Hipnoz eğitimine sırf bu hipnoz nasıl bir şeymiş diye gittim aldım ve gerçekten faydalı. Özellikle sağlık alanında uğraşan herkesin bu yöntemi öğrenmesi gerektiğini düşünüyorum. Son olarak bazı hekim arkadaşlarımızın, bazı sağlık uygulayıcılarının hipnozum falan dediğini görebiliyoruz bazen. İşte akupunktur mu ya, işte iğnesi falan. Böyle tepkiler çok olabiliyor. Aklı başında bir şifa görevlisi diyeyim ona. Bir tıp hekimi yahut bir şifacı herhangi bir yöntemin faydasını doğrudan göz ardı edemez. Çünkü şifa bilimsel bir şey değildir. Şifa bir sanattır. Daha önce de defaatle söyledim. Bir şey bir şeye iyi geliyorsa onun nasıl iyi geldiğini bilmek zorunda değilsiniz. Sadece iyi gelecek şekilde onu uygulamanın incelikli yöntemlerinde zamanla ustalaşmanız gerekir. Şifacılık böyle bir şeydir. O yüzden bir de her yöntem her şeye iyi gelmez. Yani ben hipnoterapistim diye işte kaynanadırdırından efendim ayak nasırına her şeyde hipnoz uygulamaya kalkmayacağız. Böyleleri olursa da zaten bundan uzak duracağız. Bu yöntemlerin tamamı İnsan gibi kompleks bir varlığın sağlığı, doğru yaşaması vesaire için elimizdeki çok kıymetli teknikler. Her şey yerinde güzel, hipnoz da aynı şekilde.